İyi şanslar. Merhaba arkadaşlar, hepiniz IFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün İsveç'in en popüler üniversitelerinden University West'te İngilizce bölümlerini Emre Bey'den dinliyor olacağız. Lütfen sorularınızı sağ alt köşede Questions bölümünden yönlendirmeyi unutmayın. Buyurun Emre Bey, sahne size. Teşekkürler. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Emre. University West'te 2018-2019 yılları arasında üretim mühendisliği yüksek lisansı yaptım. Bugün sizlere aslında üniversiteden Thomas'la beraber sunum yapacaktık ama kendisi rahatsızlandığı için katılamadı. O yüzden bugün sizlere elimden geldiğince İsveç hakkında ve üniversite hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. İlk olarak genel olarak İsveç'ten bahsedecek olursak da İsveç Avrupa'nın kuzeyinde bulunmakta. Sağında komşuları Finlandiya, solunda Norveç ve güneyde de Danimarka bulunmakta. Yüzölçüm açısından da Avrupa'nın en büyük ülkelerinden bir tanesi. Türkiye'nin yarısından büyük yüzölçüm olarak. Buna rağmen de nüfusu yüzölçümüne karşılaştırırsak az diyebiliriz. Yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusu var. İsveç hakkında genel herkesin bildiği ya da duyduğu özelliklerden de bahsedecek olursak da İsveç genel olarak güvenli, modern ve organize bir ülke. Kişisel haklara saygı duyulan bir ülke ve eşitliğin ve çeşitliliğin önemli olduğu bir ülke. Yani burada sizin dil, din, ırk gibi ayrımcılıklarla uğraşmadan herkesi bir birey olarak değerlendiriyorlar. Ve tabii yabancı öğrenciler için en önemli özelliklerden bir tanesi de yabancı dil, İngilizce. İsveç'in ana dili olmasına rağmen, resmi ana dili olmasına rağmen İngilizcenin resmi olmayan ikinci bir dil olduğunu söyleyebiliriz. İsveç'in neresine giderseniz gidin hemen hemen herkes İngilizce konuşabiliyor. Ufak çocuktan yaşlısına kadar. Ve bu bir yabancı öğrenci için de çok iyi bir şey aslında. Herhangi bir zorlukla karşılaşmadan rahatlıkla kendinizi ifade edebilirsiniz. Belki aranızda diğer Avrupa ülkelerine gidenler de olmuştur. Bazen zorluklar olabiliyor İngilizce bilmeyen ülkelere gittiğinizde. Tabii ki bu demek değildir ki İsveççeyi öğrenmeyin. Eğer ki orada çalışmak istiyorsanız, kalmak istiyorsanız bir şekilde İsveççe tabii sizin için öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır. Bir diğeri de İsveç'in zengin bir tarihi ve doğal güzelliklere çevrili, Vikinglere dayanan zengin bir tarihi var. Yeniliklere açık bir ülke, yenilikçi bir ülke ve birçok uluslararası işletmeye, şirkete ev sahipliği yapmakta. Mükemmel bir toplu taşıma sistemleri var. Gerek otobüslerle gerek tren ağlarıyla, hızlı tren ağlarıyla. İsveç'in çoğu yerine hızlı trenlerle erişim sağlayabiliyorsunuz. Çok yaygın tren ağları var. Gerek hatta İsveç dışında direkt Norveç'e ya da Danimarka'ya da gidebilirsiniz bu hızlı trenlerle. Ve tabii ki de uluslararası seviyede tanınmış eğitim sistemi var. Belki araştırmışsınız daha önce. İskandinav ülkelerinin eğitim seviyesi dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Ve hatta üniversite bazında araştırırsanız da İsveç üniversitelerinde ilk yüzde, ilk 500'e çok rahatlıkla görebilirsiniz. Informality daha çok hiyerarşi, İsveç'te hiyerarşi yok. Yani bu ne demek? İnsanlara sizli bizli hitap şekilde değil de ilk isimleriyle hitap ediyorsunuz. Yani bay, bayan, hocam gibi title'lardan ibaret değil de sadece senle benle hitap ediyorsunuz. İsveç'in eğitim sistemi daha önce de bahsettiğim gibi dünyanın önünde gelen eğitim sistemlerinden bir tanesi ve en kaliteli eğitim sistemlerinden bir tanesi. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de insanlara yaratıcı düşünceyi öğretmeyi ve kendi fikirlerini ortaya koymasını sağlaması. Bu ekranda gördüğünüz şirketlerin birçoğunu duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Scania, IKEA, Spotify, Volvo, Skype gibi birçok şirket. Bunlar tabii buzdağının görünen çok ufak bir kısmı. Bunlar gibi sayabileceğimiz yüzlerce şirket var İsveç'te kurulmuş. Az önce bahsettiğim gibi bu kadar uluslararası şirketin ve kendi alanında lider şirketlerin kurulmasının temel sebeplerinden bir tanesi
yaratıcılık. Bu yaratıcılık da İsveç'in eğitim sisteminden geliyor. Ve aynı zamanda da İsveç'in başkenti olan Stockholm aynı zamanda Avrupa'nın startup şirketlerinin de başkenti diyebiliriz. Bu alanda öncü şehirlerden bir tanesi. Dünya çapında kıyaslayacak olursak da Amerika'daki Silikon Vadisi'nden sonra geliyor. Yani İsveç'te bir sürü startup şirketlerine başvurabilirsiniz iş anlamında da. Bu da sizin için iyi bir şey. Ve şimdi de biraz da üniversitenin bulunduğu şehir olan Trollhättan ve üniversite hakkında bilgiler vereceğim. Ekranda gördüğünüz resimler şehirden ufak kareler. Nehir kıyısı, ufak şehrin ufak olduğunu da görebilirsiniz zaten. Şehir konum olarak Göteborg'dan 35 dakikalık mesafede. Kopenhag aşağıda güneyde gördüğünüz gibi Kopenhag'da da 4 saatlik mesafede. Sol yukarıda da Oslo'dan 3,5 saatlik mesafede. Sağ köşede de Stockholm'dan 4,5 saatlik mesafede. Bu haritada gördüğünüz gibi Trollhättan İsveç'in güneyinde yer alıyor ve batı kıyısında yer alıyor. Zaten İsveç nüfusunun yaklaşık %90'ı bu gördüğünüz kısımda ikamet etmekte. Yani güney kısmında Stockholm, Göteborg, Malmö gibi büyük şehirlerde sanayileşme buralarda olduğu için nüfusun çoğunluğu da zaten buralarda ikamet etmekte. Şehir az önce de gördüğünüz gibi İsveç'in batı kıyısına güneyde bulunmakta. Yaklaşık 60 bin kişiye yakın nüfusu var. İsveç'in genelinde olduğu gibi doğal güzelliklerle çevrili ve ihtiyacınız olan her şey çok yakında. Bir yürüme mesafesinde ya da otobüste 5-10 dakikalık mesafeyle istediğiniz olan her şeye, ihtiyacınız olan her şeye ulaşabilirsiniz. Herhangi bir trafik kalabalığı ya da İstanbul'daki o aşırı kalabalık sokaklar, o tarz şeyler yok genellikle. Tabii bir diğer özellik de Trollhättan ve Göteborg bölgesi civarı, yani genel olarak o bölge İsveç'in endüstri bölgesi diyebiliriz. Yani sanayileşmenin en yaygın olduğu, endüstrinin en yaygın olduğu bölgeler. Ve Trollhättan'da tabii birçok yüksek teknolojili şirketlere ev sahipliği yapmakta. Bu şirketlere örnek verecek olsak da, birkaç tanesine örnek verecek olacak da, en başta GKN Aerospace geliyor. GKN Aerospace roket parçaları, roket teknolojileri, uçak parçaları vesaire bu tarz alanda çalışmalar yapan dünyanın en önde gelen şirketlerinden bir tanesi. Şirket İngiltere merkezli diye biliyorum. Yaklaşık dünyanın 50 tane fabrikası var ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Ve bir diğeri de NEVS. NEVS de bir nevi Tesla gibi düşünebilirsiniz İsveç'te. Elektrikli araçlar üzerine çalışmalar yapılıyor ve elektrikli araç üretmek için platformu var bu şirketin, NEVS şirketinin. Az çok duymuşsunuzdur belki İskandinav ülkelerinde özellikle elektrikli araç kullanımının en yaygın olduğu ülkelerden bir tanesi ve giderek gelişen bir teknoloji olduğu için de bu alana özellikle çok önem veriliyor. Gene yakınlarda Volvo bulunuyor. Bu da bir dünyaca ünlü bir araba şirketi. Tabii bunlar sadece bu zamanın ufak görünen bir kısmı. Bunlar gibi sayabileceğimiz bir sürü dünya çapında şirket bulunmakta Trollhättan ve Göteborg civarında. Şimdi biraz da üniversite hakkında bilgiler vereceğim. Üniversitenin yeni bir üniversite olduğunu söyleyebiliriz. 1990 yılında kuruldu. 625 çalışanı bulunmakta. Kampüste eğitim gören öğrenci sayısı da 5500 civarında. 60'a yakın profesör ve 60'a yakın da doktora öğrencisi bulunmakta. Belki doktora öğrencisi size fazla gelebilir ama aslında bu çok iyi bir şey. Çünkü İsveç'in genelinde araştırma ve geliştirmeye çok önem veriliyor ve çoğu üniversitede doktora öğrencileri gerçekten fazla. Çünkü sürekli yenilikçi ve geliştirmeye yönelik bir toplum. Ve şöyle de bir şey var. İsveç'te eğer ki doktora öğrencisiyseniz normal üniversitenin maaşlı çalışanısınız. Yani full time maaş alıyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Hem araştırmanızı yapıyorsunuz hem de normal maaşınızı alıyorsunuz. Bu da güzel bir şey aslında. Üniversitenin ana profil olarak Work Integrated Learning dediğimiz iş hayatıyla eğitim programının bütünleştirilmesi üstüne kuruldu. İsveç hükümet tarafından da
Üniversite West bu konuda görevlendirildi. Yani burada derslerdeki çeşitli saha araştırmaları, proje araştırmaları gibi gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz, iş hayatında karşılaşabileceğiniz sorunlarla ve çeşitli olanaklarla birleştirip ona göre eğitim veriyorlar size. Üniversite West, az önce de bahsettiğim gibi yeni bir üniversite ve küçük ölçekli bir üniversite diyebiliriz. Belli başlı alanlarda yoğunlaşıyor şimdilik. Tabii sürekli gelişiyor. Ve küçük ölçekli üniversite olduğu için de yüksek öğretmen öğrenci seviyesinin oranına sahip diyebiliriz. Bu ne demek? Eğer ki hocanıza bir şey sormak istiyorsunuz, bir şey danışmak istiyorsunuz ya da herhangi bir konuda fikrini almak istiyorsunuz, maille ya da birebir görüşerek, daha kısa sürede görüşerek size daha fazla zaman ayırabilirler. Size daha hızlı dönüş yapabilirler. Bu genel olarak yani İsveç'te hocalarınız size her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Yani ille dersle de alakalı olması zorunda değil. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam, ben oradayken yakın olduğum bir iki hocam vardı. İş başvurularında falan CV, motivasyon mektubu gibi şeyler önemli olduğu için ve kendisi bilgili olduğu için sürekli yanına gidip fikirlerini aldım. Bu CV düzenleme konusunda ya da gerekli konularda ya da dersle alakalı. Gerçekten her türlü konuda size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tabii herhangi bir eleştiriniz varsa yapıcı eleştirileri de her zaman açıklar. Hiçbir zaman sen şunu dedin, böyle dedin gibi şeyler de yapmazlar. Her zaman yapıcı eleştirileri de açıklar. Daha önce de bahsettiğim gibi iletişiminiz normal hocanızla isimleriyle hitap ediyorsunuz. Yani hocam ya da bay, bayan şu şeklinde değil de direkt ilk isimleriyle hitap ediyorsunuz. Bu da siz konuşurken hocanızla ya da herhangi biriyle konuşurken sizin daha rahat olmanızı sağlıyor. Ana kampüs şehrin tam ortasında, her yere 5-10 dakikalık mesafede diyebiliriz. Tren istasyonu 5-10 dakikalık mesafede, şehir merkezi, nehir kıyısı ya da herhangi sinema merkezleri vesaire. Her şey 5-10 dakikalık yürüme mesafesinde, şehrin tam ortasında kampüs. Bir diğer kampüs de Production Technology Center dediğimiz üniversitenin araştırma ve geliştirmelerin yapıldığı kampüs. Bu kampüste ana kampüsten 10 dakikalık mesafe uzaklıkta ve öğrenci servisi. Üniversitede yabancı öğrenciler için özellikle öğrenci servisinde yabancı öğrencilerle ilgilenen özel bir bölüm var. Oraya gidip herhangi bir sorunuz varsa ya da herhangi bir şey çözmek istiyorsanız da orada rahatlıkla sorunlarınızı çözebilirsiniz. Ve bir diğer de kütüphane, iki katlı büyük kütüphanesi var burada. İstediğiniz kitaba ulaşabilirsiniz ya da PDF olarak da öğrenci üyeliğinizde PDF olarak da çoğu kitabı ulaşabiliyorsunuz. Derslikler ve çalışma odaları son teknoloji ürünlerle donatılmış. Bu çalışma odaları şöyle bir şey. Üniversitenin çeşitli yerlerinde çalışma odaları bulunuyor. Normal kilitli kapalı odalar bulunuyor. Ve bu odaları normal öğrenci üyeliğinizle internetten okulun internet sitesinde herhangi boş odayı bu istediğiniz vakitlerde rezervasyon yaptırıyorsunuz. Ve o saatlerde o odayı sadece siz açabiliyorsunuz. Yani o odaya sadece sizin erişiminiz var. Gerek kendiniz gerekse arkadaşlarınızla rahat rahat ders çalışabilirsiniz. Odada bilgisayar ve tahta da bulunuyor. Bu tarz ekipmanlar da var ve rahat rahat çalışabilirsiniz. Tabii bu odalara sadece üniversite açıkken değil, normal üniversite kapalıyken de gece 10-11'e kadar da erişim sağlayabiliyorsunuz üniversite içindeki herhangi bir yere. Hafta sonu da dahil olmak üzere. Yani üniversitenin kapalı olması hiçbir şekilde bunu değiştirmiyor. Rahatlıkla gidip öğrenci kartınızla üniversiteye girip çalışabiliyorsunuz bu odalarda. Ve üniversitenin çeşitli yerlerinde 30'a yakında çalışma alanları bulunuyor. Bu çalışma alanları normal açık alanda koltuk ve masaların olduğu alanlar. Normal ya da oturup sohbet edebileceğiniz alanlar. Ve tabii 12 tane de bilgisayar odası bulunuyor. Bu bilgisayar odalarına da tabii dediğim gibi az önce haftanın 7 günü gece 10-11'e kadar girebiliyorsunuz bu odalara ve istediğiniz şekilde yararlanabiliyorsunuz. Yani okulun kapalı olması hiçbir şey değiştirmiyor. Az önce de bahsettiğim gibi üniversitenin araştırma ve geliştirmelerinin yapıldığı Production Technology Center.
Burası İsveç'in en yeni ve en büyük laboratuvarlarından bir tanesi. Hatta şöyle bir karşılaştırma yapacak olursam da sanırım bu laboratuvar okulun ana kampüsünden de daha büyük bir laboratuvar. Yani bayağı büyük bir fabrika gibi düşünebilirsiniz yani. Burada ağırlıklı olarak mühendislik alanında çalışmalar yapılıyor. Kaynak, termal sprey, eklemeli imalat, talaşlı imalat, robotikler gibi. Burası Üniversite West'in araştırma ekibinin evi gibi diyebiliriz. Burada bütün doktora yapan öğrenciler, profesörler, hocalar hepsi burada bulunuyor. Tabii sadece burada üniversitenin elemanları değil, aynı zamanda daha önce de bahsettiğim GKN Aerospace gibi birkaç şirketin de bölümü bulunuyor. Burada gerek kendi araştırmalarını yapıyorlar, gerekse de okulla işbirliği içinde ortak çalışmalar yapıyorlar. Burada tabii mühendislik okumak için gelecekseniz de öğrenciler burada sık sık zaman geçirecek. Burada ekranda solda gördüğünüz robotik kollar mesela. Bu kolları temel olarak kullanmasını öğreneceksiniz mesela. Öğretecekler size orada derslerinizden bir tanesinde. Tabii çeşitli laboratuvar ödevleriniz olacak. Laboratuvarlara gidip inceleme yapıp raporlarınızı sunacaksınız vesaire. Ve en önemlisi de tez aşamasında. Burada 2-3 ay, 5 ay zaman geçirip orada araştırmanızı yapıp burada tezinizi yazacaksınız. Burada bir nevi uluslararası bir ortam var burada. Yani her milletten, çoğu milletten insan bulunmakta. Burada bir nevi sizi böyle bir uluslararası çalışma ortamının nasıl olduğunu hakkında bir fikir veriyor aslında size. Yeni arkadaşlar ediniyorsunuz. Network'ünüzü geliştirebilirsiniz. Orada çeşitli hocalarla tanışabilirsiniz. Burada bir nevi eğitimin, araştırmanın ve işin buluştuğu ortak noktaları düşünebilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi GKN Aerospace ve NEVS Trollhättan şehrinde bulunuyor. Bu şehirlerde, bu şirketler de zaten üniversitede yakın temas halinde. Çünkü yeni gelişen teknolojiyle beraber özellikle GKN Aerospace mesela 3 boyutlu metal yazıcılar üstünde teknolojinin araştırmalar, geliştirmeler yapıyor. Ve bu teknoloji yeni olduğu için de bayağı bir araştırma yapılması lazım ve üniversiteyle beraber ortak çalışmalar yapıp gerek hocalarla gerek öğrencilerle beraber ortak çalışmalar yapıp kendini geliştirmeye çalışıyorlar. Ve kendimden örnek verecek olursam da ben oradaki mesela GKN Aerospace yüksek lisans yazacak öğrenci arıyordu. Ve ben başvurdum ve yüksek lisansımı GKN Aerospace'le beraber yaptım. Şöyle bir şey var. İsveç'te herhangi bir şirketle yüksek lisans tezinizi yazmak istiyorsanız şirketler bu tez ilanlarını normal iş ilanı gibi yayınlıyorlar. Yani LinkedIn'de ya da okulların sayfalarında hocalara ulaşıp bir şekilde yayınlıyorlar ve siz normal iş ilanı gibi başvuruyorsunuz ve ona göre seçiyorlar sizi. Yani ona göre de şey yapabilirsiniz, şirketlere bakıp yüksek lisans için başvurabilirsiniz. Bir diğer şirkette NEVS, daha önce de bahsettiğim gibi elektrikli araçlar üstünde çalışıyor. Bu iki şirkette biri 3 boyutlu metal yazıcı, biri ise elektrikli araçlar gibi yeni diyebileceğimiz teknolojiler üstünde ve gelişen teknolojiler üstünde çalıştıkları için yeni iş gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü bu alanda gelişen nitelikli eleman sayısı da çok fazla değil açıkçası. Ve bu alanda da yeni öğrencilerin de gelişmesini istiyorlar. Yani burada hem okulla öğrencilerle yakın işbirliği içinde olup iki tarafında win-win durumu oluyor iki taraf içinde. Programlardan bahsedecek olursak da İngilizce öğretilen lisans programları iki tane. Bir tanesi uluslararası politika ve ekonomi, bir diğeri de uluslararası makine mühendisliği. Bunlar hep 3 yıllık. Makine mühendisliği şu an Ocak ayında 1-2 hafta içinde başlayacak diyebiliyorum. Yani onun başvurusu geçti diyebiliyorum. Bu 3 yıllık, genelde İsveç'te lisans programları 3 yıllık oluyor ve son seneniz ağırlıklı olarak tez yazmakla geçiyor. İster lisans olsun, ister yüksek lisans olsun her şekilde tez yazıyorsunuz. Yüksek lisans programlarından bahsedecek olursak da 1 yıllık finans programı, 1 yıllık uluslararası işletme, 1 yıllık IT yönetimi,
2 yıllık Work Integrated Political Studies, 2 yıllık sürdürülebilir profesyonel gelişim ve 2 yıllık dijital liderlik. Şimdi İsveç'te genelde şöyle bir şey var. Yüksek lisansa başvurduğunuz alanla daha önce okuduğunuz, yani lisans bölümünden mezun olduğunuz alanın birbirlerine yakın olması lazım, uyumlu olması lazım. Mesela ben makine mühendisliği okudum ama gidip finans ya da işletme tarzı yüksek lisansı yapamıyorum. Çok nadir istisnalar olabiliyor. Ama son iki bölümde, yani sürdürülebilir profesyonel gelişim ve dijital liderlikte, bu bölümlere herhangi bir lisans bölümünden mezun olduysanız başvurabiliyorsunuz. Diğer yüksek lisans programlarında bahsedecek olsak da benim de okuduğum Manufacturing Engineering, yani üretim mühendisliği, 1 ya da 2 yıllık. Bir diğeri de Robotik ve Otomasyon, 1 ya da 2 yıllık. 1 ya da 2 yıllıklar arasında şöyle farklar oluyor. Ben 1 yıllık okudum. 1 yıllık program daha kısaltılmış oluyor. Yani en son 15 kredilik tez yazıyorsunuz. 2 yıllıkta daha yoğunlaştırılmış dersler oluyor ve krediniz 30 kredi, yani daha detaylı bir tez yazıyorsunuz. Eğer ki 1 yıllık ya da 2 yıllık arasında gidip geliyorsanız, karar veremiyorsanız, üniversite şöyle bir şey de sağlıyor. Atıyorum 2 yıllık seçtiniz ve oraya gittiniz. İlk 2-3 ay içinde herhangi bir sebepten dolayı 1 yıllığa geçebiliyorsunuz ya da tam tersi 1 yıllık seçip 2 yıllığa geçiş yapabiliyorsunuz ilk 2-3 ay içinde. Bu da güzel bir şey aslında. Yani orada herhangi bir sebepten ya da maddi ya da manevi herhangi bir sebepten dolayı orada 1 ya da 2 yıllık arasında geçiş yapabilirsiniz bölümler arasında. Bir diğer yeni bölümde metal eklemeli imalat. Daha önce de bahsettiğim GKN resipesinin özellikle üzerine çalıştığı bir bölüm. Metal eklemeli imalat. Geleceğin teknolojilerinden bir tanesi. 3 boyutlu metal yazıcılar gibi. Ve bir diğer bölüm 2 yıllık yapay zeka ve otomasyon. 1 yıllık elektrikli araç mühendisliği. 1 yıllık otonom araçlar, 1 yıllık siber güvenlik ve 2 yıllık üretim yönetimi. Başvuru şartlarına gelecek olursak, tabii ilk önce lisans için başvuracaksanız ilk önce liseden mezun olmanız lazım. Yani lise son sınıftaysanız bunu kabul etmiyorlar. Yani çok belki genel olarak kabul etmiyorlar. Ama yüksek lisanslar için şöyle bir şey var. Eğer ki üniversite son sınıftaysanız ve bitireceğinizi düşünüyorsanız başvurabiliyorsunuz. Eğer ki hak kazandıysanız gitmeye, tabii okulu bitirince dair belgeleri de sunmanız gerekiyor. Ama başvurabiliyorsunuz eğer ki son sınıftaysanız, üniversite son sınıftaysanız. Bir diğer gerekli şart da İngilizcenizi kanıtlamanız gerekiyor. İngilizcenizi de IELTS, TOEFL gibi sınavlarla kanıtlamanız gerekiyor. IELTS'ten 6.5, TOEFL'dan en az 90 almanız gerekiyor. Şöyle de bir şey var. Eğer ki okuduğunuz bölüm %100 İngilizce ise ve bu transkriptinize, diplomanızda ya da diploma supplementi gibi evraklarınızda da belirtiliyorsa bunu kabul edebiliyorlar. Tabii bundan emin olmak için de tabii üniversitelerle temasa geçmeniz lazım. Emin olmak için evraklarınızı gönderip böyle böyle belgelerim var, kabul ediyor musunuz gibisinden. Ama genel olarak kabul ediyorlar %100 okuduysanız. Ve son olarak da motivasyon mektubu. Motivasyon mektubunda da başvurduğunuz bölümü neden istediğine dair kendinizi tanıtıyorsunuz. Burada bir nevi kendinizi okula tanıtıp okulun sizi seçmesini istiyorsunuz. Başvurular universities.se adresinden yapılıyor. İstediğiniz bölümün sayfasına gidip oradan başvurabiliyorsunuz. Başvurular Ekim'in ortasında başladı ve 9 gün sonra da 15 Ocak'ta başvurular bitecek. Üniversite West özelinde konuşuyorum. Geç başvuruları bazen değerlendirebiliyorlar. Ama tabii bunun %100 garantisi yok. Zamanında başvurursanız tabii sizin için her zaman iyidir. Ama diyorum bir evrak işlerinde ya da herhangi bir belgelerde eksiklik oldu ya da gecikme oldu. Tabii önceden üniversiteyle iletişime geçip böyle böyle bir durum var. Evrağımı atıyorum. 20 Ocak'ta, 1 Şubat'ta gelecek vesaire. Ona göre de size kolaylık sağlarlar. Öğrenim ücretleri ve burslardan bahsedecek olursak da öğrenim ücretleri lisans programları için senelik 9.500 ile 10.000 euro arasında, yüksek lisans için de 11.000 euro ile 12.500 euro arasında,
Bu ücretler senelik ücretler. Yani 2 senelik yüksek lisans yapacaksınız, 2 ile çarpacaksınız. Ve bu ücretleri tabii bir kere de ödemiyorsunuz, dönem dönem ödüyorsunuz. Yani her dönem, bir sene 2 dönem var. Yarısını, yani 10 bin euronun yarısı 5 bin euro, gitmeden önce ödüyorsunuz. İkinci dönem başlamadan da diğer 5 bin euroyu ödüyorsunuz gibi. Başvuru ücretleri 85 euro. Bu nasıl ki Türkiye'de herhangi bir sınava başvururken bir ücret ödüyorsunuz, onun gibi bir ücret. Ve eğer ki değişmeliyse, benim bildiğim, başvururken 4 tane bölüm seçebiliyorsunuz. Sıralaması da önemli. Yani tercih yaparken sıralamayı ve seçtiğiniz okulları da ona göre seçerseniz sizin için iyi olur. 4 tane değişmeliyse, en son 4 taneydi. Ve burslara gelecek olursak da Üniversite West'in öğrencinin sağladığı 125 burs var. Bu tabii belli sayıda öğrenciler için geçerli. Her bölüm için belli kontenjanlar oluyor. Burslara da Üniversite West'in sayfasında bilgi var sanırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve bir diğer burs olanağı da burada yazmıyor ama Swedish Institute var. Bu İsveç hükümetinin sağladığı bir burs. Tabii bu burs çok kapsamlı bir burs. Öğrenim ücretinizin tamamını ödüyor ve yaşam masrafınızı da karşılıyor. Tabii bu burs herkese açık olduğu için, yani İsveç Üniversitesi'ne başvuran bütün yabancı öğrenciler için açık olduğu için rekabette bir o kadar fazla. Yani binlerce öğrenci başvurabilir her sene. Yaşam masrafları da aylık ortalama 800 euro civarında diyebiliriz. Bunun içinde kalacak yerinizin kirası dahil olmak üzere. Bu tabii ortalama bir rakam. Yani kişiden kişiye göre değişebilir. Yani eğer ki çok sürekli dışarıda yemek yiyen biriyseniz ya da sigara, alkol tüketimi gibi çok tüketiyorsanız, bu masrafınızı arttırabilir ya da diğer masrafınızı arttırabilir. Bu ortalama bir rakam. Yani herkes normal genel olarak evde yemek yaparsanız, arada dışarıda yerseniz vesaire, bu rakam geçinmeniz için ideal bir rakam. Ama dediğim gibi herkesin kendine göre bir yaşam stili var. Ona göre de aklınızda bulunsun. Tabii bu dediğim rakamlar euro cinsinden ama İsveç kron kullanıyor. Yani bu rakamları krona çevirirsiniz. Yaklaşık 10 katı falan oluyor. Üniversitenin size sunduğu olanaklardan bazıları da, özellikle yabancı öğrenciler için, ücretsiz sağlık sigortası. Bu gerçekten önemli çünkü Allah korusun, orada başınıza bir şey geldiğinde hastaneye gittiğinizde çok yüksek masraflarla karşılaşabilirsiniz eğer ki sigortanız yoksa. Yani 1 aylık 2 aylık masrafınızı direkt doktora verebilirsiniz, yani orada sağlık giderleri gibi şeyler pahalı sigortanız yoksa. Ve bir diğeri de okulun size kalacak yerinizin ayarlıyor garanti olarak. Burada Türkiye'deki bir KYK yurtları gibi düşünmeyin. Normal 2 tane apartman düşünün. Normal 8-9 katlı, 10 katlı normal apartman daireleri ve bu dairelerde 2 odalı, 3 odalı daireler ve herkesin kendi odası oluyor tabii. Siz de 2 ya da 3 kişiyle o evi paylaşıyorsunuz. Yani siz oda için aslında kiralıyorsunuz. Normal ortak alanlar, mutfak, banyo gibi var. Orada KYK gibi öyle giriş saati, çıkış saati vesaire, normal apartman binası burası. Okulun size sağladığı bir bina burası. Ve bir diğer olanak da ücretsiz öğrenci birliği üyeliği. Bu öğrenci birliği üyeliği gerçekten önemli çünkü bu öğrenci birliğine üye olmazsanız herhangi bir öğrenci indiriminden yararlanamazsınız. Gerek otobüslerde, trenlerde ya da öğrenci indirimlerinden barlarda, dükkanlarda vesaire öğrenci indirimlerinden yararlanamazsınız buraya üye olmadığınız sürece. Ve bir diğer önemli özellik de bence okulun size eğer hak kazandıysanız mail atıyor ve size diyor ki işte şu günlerde şu saatlerde havaalanından otobüs kaldıracağım diyor. Size tavsiyem o saatlere uymaya çalışıp çalışmanız, çünkü orada okumaya hak kazandığınızda 1 senelik 2 senelik gidiyorsunuz ve bayağı bir yüklü eşyayla gideceksiniz, ağır eşyalarla gideceksiniz diye tahmin ediyorum. O yüzden de o kadar bavulla, eşyalarla havaalanından kaldığınız yere gitmek sizin için bayağı sıkıntı olabilir, o kadar ağır eşyalarla. Direkt otobüs sizi havaalanının önünden alıp direkt sizi yurdun önüne bırakıyor. Bu da sizi bu zahmetten kurtarıyor. Herhangi bir ücret yok tabii. Ve tabii siz oraya genellikle
Eylül'ün ilk haftası gibi üniversitede açılıyor İsveç'te. Ve siz genelde Ağustos'un son haftası gibi gidiyorsunuz. Yani bir hafta önceden gidiyorsunuz. Ve bu bir haftada da yabancı öğrencilere size genel tanıtım yapılıyor. Orada sizin adaptasyon sürecinizi yönetiyorlar. Ve adapte olmanızı sağlıyorlar. Genel olarak İsveç hakkında ve üniversite hakkında size bilgiler veriyorlar. Ve bir nevi o bir hafta süre boyunca hem şehre hem de üniversiteye yavaş yavaş alışıyorsunuz. Bir diğer olarak da kariyer danışmanlığı ya da rehberlik danışmanlığı gibi ücretsiz okulun sunduğu danışmanlık hizmetleri var. Ve bir diğeri de akademik destek. Belki birçoğunuz akademik olarak makale, İngilizce makale yazmamış olabilir. Normal konuşma İngilizcesiyle akademik olarak İngilizce makale yazmak gerçekten çok farklı şeyler. Akademik olarak gerçekten zorlanabilirsiniz. Çok farklı şeyler olduğu için. Ve daha önce de makale yazmamış olabilirsiniz. Gayet normal şeyler bunlar. Ve bu alanda da kendinizi eksik görüyorsanız da bu alanda da size okul size destek olmaya çalışıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Ve son olarak da ücretsiz İsveççe kursları. Eğer ki orada kalmayı planlıyorsanız ya da hobi olarak İsveççe öğrenmek istiyorsanız tavsiye ederim. Zaten ücretsiz bir kurs. Yani eğer ki iş başvurusu yaparsanız İsveççeyi az çok bilmeniz sizi bir adım da öne çıkaracaktır. Her ne kadar iyi İngilizce bilseniz de İsveççeyi az çok konuşuyor olmanız sizi öne çıkarır. Çalışma şartları eminim birçoğunuz merak ediyordur. İsveç'e adım attığınız andan itibaren öğrencilik süreniz boyunca istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Yani herhangi bir zaman kısıtlaması yok. Öğrenciyken haftada 10 saatte, 40 saatte çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin plan programınıza bağlı bir şey. Yani derslerle nasıl birlikte yürütebileceğinize bağlı bir şey. Ve okulunuz bittikten sonra da göçmenlik bürosundan vizenizi bir sene uzatabiliyorsunuz. Ve bir sene boyunca iş arayabiliyorsunuz ya da iş kurmak istiyorsanız kendi işinizi de kurabiliyorsunuz. Ve bir sene boyunca. Bu bir sene boyunca tabii part-time de çalışabilirsiniz ama kalıcı olarak orada durmanız için de full-time iş bulmanız lazım. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Dediğim gibi Thomas rahatsızlığından dolayı katılamadı. Eğer ki benim yapmadığım soru olursa ya da daha detaylı bilgiler almak isterseniz de ekranda gördüğünüz mail adresinden istediğiniz zaman Thomas'a ulaşabilirsiniz. Size her türlü yardımcı olacaktır. Şimdi sorularınızı cevaplayalım. En aşağıdan. Diş hekimliği veya asistanlığı ile ilgili program yok maalesef. Dediğim gibi üniversitemiz daha küçük ölçekli bir üniversite olduğu için belli başlı alanlara yoğunlaştı. Mühendislik alanında özellikle ve işletme tarzı bölümlerde birkaç bölümde. Diş hekimliği tarzı bölümler daha çok İsveç'in en büyük üniversitelerinden, dünya çapında bilinen üniversitelerinde bulunuyor. Harita mühendisliği ile ilgili de bölüm yok maalesef. Master programları, evet söylediğim master programları ve lisans programlarının hepsinde eğitim %100 İngilizce ve buraya gelirken İsveççe bilmenize de gerek yok. Sadece İngilizcenizi kanıtlamanız yeterli. Şartlı kabul var mı? Şartlı kabul, yani şartlıdan kastınız eğer ki üniversite son sınıftaysanız ve o arada başvurabiliyorsunuz ama diğer şartlı kabul İngilizce anlamındaysa tabii gitmeden önce başvurup ona göre İngilizcenizi gitmeden önce kanıtlamanız lazım IELTS veya TOEFL gibi sınavlarla. Yani atıyorum IELTS ya da TOEFL sınavı Mart ayındadır. Dersiniz ki Mart ayında sınav var, kabul ediyor musunuz diye okulu iletişime geçersiniz. O tarz konularda size anlayış sağlamaya çalışırlar. Çalışma imkanımız var mı? Tabii ki az önce de bahsettiğim gibi süresiz çalışabiliyorsunuz. Yani zaman kısıtlaması olmadan okurken haftalık 5 saat, 10 saat, 40 saat ya da aylık 50 saat, 100 saat tamamen size bağlı bir şey. Hani derslerinizle birlikte yürütebileceğinizi düşünüyorsanız çalışabilirsiniz eğer istediğiniz kadar. Master sonrasında okul iş bulma konusunda destek veriyor mu? Yani destekten kasıt hocalarınızla iyi iletişim halindeyseniz size referans olabiliyorlar. Ama normal iş
bulma konusunda, destek konusunda açıkçası benim bir pek bilgim yok açıkçası. O tarz konularda destek veriyor mu, vermiyor mu? Ben genellikle kendim başvurdum. Ama eğer ki detaylı bilgi almak istiyorsanız da az önce paylaştığım mail adresinden de Thomas'a sorabilirsiniz. Çünkü ben en son iki sene önce oradaydım. Yani o iki sene boyunca sürekli gelişmeler, yeni gelişmeler olmuş olabilir. İsveç'te eğitimin diğer Kuzey Avrupa ülkelerine göre ayrıcalıkları. Yani açıkçası ben diğer Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim tam olarak nasıl bilmiyorum ama yani genel olarak baktığımız zaman Finlandiya, Danimarka, İsveç, Norveç gibi ülkeler eğitim alanında en önde olan ülkeler, yani eğitim kalitesi anlamında birbirine yakın olduğunu düşünüyorum ben. Herhangi bir onlardan ayrılan özel bir ayrıcalık olduğunu düşünmüyorum. Yani hepsi de kaliteli eğitimler veren, geliştirmeye yönelik eğitimler veren ülkeler. Evet, son başvuru tarihi 15 Ocak ama üniversite ve özelinde konuşuyorum. Bazen geç başvuruları kabul edebiliyorlar. Onun için gene üniversite ve size iletişime geçerseniz, en azından önceden bilgi verirseniz size karşı ona göre başvurunuzu değerlendirirler. Evli öğrenciler için konaklama desteği sağlanıyor mu? Şöyle bir şey, siz evliyseniz ve başvurursanız zaten ilk önce siz kendiniz vize alabiliyorsunuz. Yani eşinizin gelmesi için üniversite herhangi bir destek sağlamıyor. Ondan sonra siz kendiniz konsoloslukta falan eşinizi ya da çocuklarınızı getirmeye çalışıyorsunuz. Yani üniversite herhangi bir destek sağlamıyor bu konuda. Sadece size sağlıyor. Yani siz, üniversite diyor ki bu kişi benim öğrencim, burada okuyacak diyor ve ona göre konsolosluğa siz o belgenizi götürüyorsunuz ve siz sadece vize alıyorsunuz. Daha detaylı onu konsolosluk size detaylı bilgi verebilir. Master'dan sonra bir sene kalabiliyorsunuz. Okul bittikten sonra göçmenlik bürosuna gidip ben vizemi uzatacağım diyorsunuz ve bir seneye uzatabiliyorsunuz. Tabii o bir sene boyunca kendinizi idare edebilecek parayı hesabınıza göstermeniz lazım. Yani İsveç hükümetinin belirlediği aylık bir tutar var. O tutar üstünden 12 ayla çarpıp en az o tutarı hesabınızda bulundurmanız gerekiyor. Ona göre de uzatabiliyorsunuz vizenizi. Kabul alma şansımız var mı? Yani üniversite ve üzerinde konuşuyorum. Üniversite ve yeni bir üniversite olduğu için ve yurt dışından öğrencilere açık olduğu için üniversite ve üniversite kabul alma şansınız yüksek. Çünkü diğer İsveç'in dünya çapında bilinen üniversitelerle karşılaştırdığımızda daha az bilinen bir üniversite olduğu için kabul alma şansınız yüksek bence. Tabii hangi bölüme başvurduğunuza da bağlı ama yüksek diyebilirim. Doktoradan. Tabii doktoralar şöyle, eğer ki bir üniversite doktora öğrencisi almak istiyorsa gerek üniversitenin kendi sitesinde ya da LinkedIn gibi sayfalarda normal iş ilanı gibi paylaşıyorlar. Diyorlar ki işte biz şöyle bir doktor öğrencisi arıyoruz şu özelliklerde diye. Size normal iş gibi başvuruyorsunuz. Normal CV'nizde, motivasyon mektubunuzda, referanslarla falan. Normal iş gibi başvuruyorsunuz ve ona göre görüşmeler sonucunda tamam derlerse normal orada çalışmaya başlıyorsunuz. Yani tam zamanlı çalışıyorsunuz diyelim, yani üniversite bünyesinde doktora süresi boyunca yaklaşık 4 sene 5 sene oluyor galiba. Orada normal maaşlı olarak çalışıyorsunuz, yani hem çalışıp hem de kendinizi geliştiriyorsunuz. Maaşınızı alıyorsunuz. Ama programlar dediğim gibi yani üniversite özelinde sayfalarından kontrol etmeniz lazım. Orada ilanlar açılıyor ya da herhangi bir bölümde atıyorum mühendislik alanında doktora yapmak istiyorsunuz ve göremediğiniz sayfada o alanın direkt başındaki kişiye mail atabilirsiniz. Şöyle şöyle bir alanda doktora yapmak istiyorum, ihtiyacınız var mı gibisinden. En azından kendinizi tanıtırsınız ve sizin CV'nizi ya da bilginizi alırlar. Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili master programları yok maalesef. Ders transferi mümkün müdür?
ders transferi mümkün olduğunu sanmıyorum ama emin de değilim açıkçası o konuda. Onu daha önce paylaştığım e-mail adresine de emin olmak için sorabilirsiniz. Çünkü o kadar teknik konularda pek bir bilgim yok açıkçası benim. Evet, makine mühendisi okuyor, İngilizce okuyor. Aerospace bölümü yok diyebilirim. Ben öyle bir bölümden bahsetmedim ama yani bahsettiğim mühendislik bölümlerinin çoğuna başvurabilir. Orada eklemeli imalat yani additive manufacturing ya da üretim mühendisliği gibi çoğu bölüme başvurabilir. %100 İngilizce okuyorsa çok rahatlıkla başvurabilir ve kabul de alabilir rahatlıkla. O Aerospace, GKN Aerospace orada bulunan dünyaca ünlü bir şirket. Orada iş imkanları var tabii. Orada eğer ki kendini gösterirse ve başvurursa neden olmasın? Ama dediğim gibi makine mühendisliği İngilizce okuduğu için çok rahatlıkla çoğu İngilizce birimine başvurabilir. Bilgisayar mühendisliği alanında maalesef şu an İngilizce öğretilen bir bölüm yok. İsveç'te var. Sürdürülebilir enerji. Sürdürülebilir enerji ile ilgili yok maalesef. Şu an daha önce de bahsettiğim gibi 3 boyutlu metal imalat ya da üretim mühendisliği, yapay zeka gibi o tarz alanlarda var şu an. Belki ileride gelebilir. Tabii sürekli gelişmekte olan bir üniversite olduğu için her sene yeni bölümler ekleniyor. Bahsettiğim Additive Manufacturing, Additive Araç Mühendisliği gibi bölümler. Mesela ben oradayken yoktu. Her sene yeni bölümler ekleniyor. Sektörden önce deneyim pek başvuru yani kabul almak için pek bir sizin için pek bir önemli değil açıkçası kabul almak için. Üniversite ve üzerinde konuşuyorum. Yani kabul almak için sadece mezun olmanız, İngilizcenizi kanıtlamanız ve motivasyon mektubu yazmanız sizin için yeterli. Sizin için yani eğer iş deneyimi daha çok mezun olduktan sonra yani yüksek lisanstan mezun olduktan sonra başvuracağınız şirketlerde sizi bir adım öne çıkarabilir. Yani iş deneyiminizle başvurduğunuz alan birbirine yakınsa sizi o konuda bir adım öne çıkarabilir. Ama normal kabul için pek bir önemi yok açıkçası. Slaytı tabii ben Thomas'a iletirim. Size paylaşabilir herhalde diye tahmin ediyorum. Ona göre söylerim ben Thomas'a. Tekrarını zaten YouTube'da yayınlıyorlar arkadaşlar. IFT'nin YouTube kanalında yayınlanıyor. Ne kadar sonra yayınlanıyor bilmiyorum ama yani birkaç gün içinde yayınlanıyor diye biliyorum webinarları. Oradan kontrol edebilirsiniz. Yani platformdan çıkmamız lazım çünkü kapatış yapmamız lazım. Coğrafya bölümü için herhangi bir yüksek lisans yok. Hazırlık da yok arkadaşlar. Yani İngilizce hazırlık gibi konular yok. Tabii bahsettiğim gider aylık konaklama dahil ama Stockholm'la karşılaştırdığımızda Stockholm daha pahalı olur. Çünkü nasıl diyeyim? Türkiye'de örnek verecek olursak yani İstanbul'daki yaşam giderlerinizde Edirne, Tekirdağ'daki yaşam giderleriniz aynı olmaz. Çünkü İstanbul'daki kiralarınız ve giderleriniz daha fazla diğer ufak şehirlere göre. Yani Stockholm tarzı şehirler daha pahalı olacaktır. Gerek kira anlamında çünkü Stockholm başkent olduğu için ve nüfusun çoğunluğu orada yaşadığı için kiralık ev bulma gibi şeyler çok zor aslında İsveç'te genel olarak. Kiralık ev konusu hem pahalı hem zor. İsveçliler bile kolay kolay rahat rahat kiralık ev bulamıyor. Yani o anlamda daha pahalı olur Stockholm gibi yerler. Üniversite mezunu, iş bulma, üniversite rankı. Aslında İsveç için konuşuyorum. Yani İsveç'te hangi üniversiteden mezun olduğunuz çok önemli değil aslında. Yani sizin ne yaptığınıza bakıyorlar. Yani orada sizi işe başvururken CV'nize ve motivasyon mektubunuza bakıyorlar. Sizin referanslarınıza bakıyorlar. Üniversitede neler yaptığınıza bakıyorlar. Yani orada
şu üniversiteden mezun olmuşum gibi şeyler çok nadirdir. Yani bazı ilanlarda İsveç özelinde, bazı ilanlarda belli spesifik üniversitelerden mezun arayabiliyorlar. O da çok kendisine yakın olduğu için isteyebiliyorlar. Ama genel olarak üniversitenin çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani bu tamamen kişinin kendisine bağlı olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kendiniz X üniversitesinden de mezun olsanız, kendinizi geliştiremezseniz zaten orada sıkıntı vardır. Bu tamamen kişiye bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani o üniversitenin renkinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Aile kurtaramı öğrenci gideri. Dediğim gibi ben oradayken yaklaşık 800 euro civarlarında çok rahat geçiniyordum. Kiram da dahil olmak üzere. Turalettin şehri için konuşuyorum. Çünkü ufak bir şehir olduğu için zaten genel olarak diğer büyük şehirlere göre, Stockholm, Göteborg gibi büyük şehirlere göre hem kiranız biraz ucuz olabiliyor hem de diğer masraflarınız ucuz olabiliyor. Tabii bu size de bağlı biraz çünkü genel olarak dışarıda yemek çok pahalı. Yemek, içmek, o tarz şeyler, aktiviteler pahalı. İçki, sigara tarz şeyler pahalı. Türklere göre bile pahalı. Yani o yüzden o tarz şeyler size bağlı biraz. Genetik mühendisliği. Hangi üniversiteler var? Açıkçası üniversite ismini unuttum ama Malmö'de büyük üniversiteler vardı. Malmö, Göteborg ve Stockholm'de dünya çapında. Lund Üniversitesi tarzında aynen Lund Üniversitesi. Bu tarz Lund Üniversitesi gibi büyük üniversitelerde genetik mühendisliği alanında iyi bölümler olduğunu biliyorum. Başvuru için zaten direkt o Lund Üniversitesi'nin sayfasına gidip genetik mühendisliğiyle alakalı bölüme gidip oradan hocanızla ya da bölümle alakalı biriyle iletişime geçerseniz size zaten başvuru için her türlü yardımı sunacaklardır. Şuradan başvurabilirsin gibi. Çünkü her üniversitenin farklı olabiliyor. Genel olarak ana bir sayfa var zaten. Oradan başvurabiliyorsunuz. Ama Lund Üniversitesi'nin istediği ekstra şartlar olabilir sizden. Benim bahsettiğim motivasyon mektubu, IST ve mezun olmanız üniversite içindir. Ama Lund gibi büyük üniversiteler not ortalamanızı ya da başka şeylere de dikkat edebilir. Çünkü dünya çapında ilk 100'e girmiş, ilk 200'e girmiş büyük üniversiteler bunlar. Onların şartları değişebilir. Onların sayfasından detaylı incelemenizi tavsiye ederim. Ücretler hakkında yaklaşık yüksek lisans için 12 bin euro civarı, 12-13 bin euro civarı senelik ücreti. Bunu da taksit ediyorsunuz. Yani ilk dönem yarısını, ikinci dönem yarısını gibi. Yani 2 yıllık geldiğinizde 2 yıllık peşin para ödemiyorsunuz. Aynen Lund Üniversitesi. Şu an aklıma gelen o. Tabii onun gibi birçok üniversite var. İsimlerini unuttum şimdi. O tarz üniversitelere bakabilirsiniz. Genetik mühendisliği çünkü daha çok öyle dünya çapında ün salmış büyük üniversiteler de var. Chalmers Üniversitesi var Göteborg'da. Chalmers diye şöyle yazalım. Yazdım cevap olarak. Chalmers Üniversitesi var Göteborg'da. Orada da olabilir emin değilim. Bu tarz büyük üniversitelere bakarsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi Üniversite West küçük ölçekli üniversite ve şimdilik ve belli başlı alanlara yoğunlaşıyor şu an. Mühendislik alanında, makine mühendisliği gibi alanlarda ve işletme gibi birkaç bölümde. Şu an başka soru göremiyorum. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Evet, teşekkür ederiz Emre Bey. Bir de chat kısmında Thomas'ın iletişim bilgilerini paylaşmanız mümkün müdür acaba? Tabii şeyden mi? Chat kısmından mı? Evet. Chat kısmından Thomas'ın mail adresini yazdım arkadaşlar. O mail adresinden de herhangi bir konuda sorularınızı sorabilirsiniz.
Son bir sorumuz geldi. Lisans ücretleri hakkında onu cevaplamanız mümkün müdür acaba? Görmedim tamamen. Lisans ücretleri de yaklaşık 10 bin euro civarı senelik ücret olarak. Yani lisans bölümleri 3 senelik oluyor ve 3 sene boyunca yaklaşık 30 bin euro civarı bir ücret ödemeniz gerekiyor. Senelik 10 bin euro, yani her dönem 5 bin euro yakın bir ücret ödeyeceksiniz. Evet, çok teşekkür ederiz sunumunuz için tekrar Emre Bey. Bütün soruları da cevapladığınız için aile. Cevaplarınız için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Umarız katılımcılarımız için de faydalı olmuştur. Katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz katıldıkları için. University West ile ilgili diğer sorularınız için chat kısmında paylaşılmış olan mail adresinden Thomas'a ulaşabilirsiniz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkür ederiz Emre Bey. Sizi IFT Talks'ta ağırlamak çok güzeldi. Rica ederim. İyi günler. İyi günler.